Efsane bir olayla karşınızdayım. Hoş geldiniz. Abi gerçekten yani sınırları zorlayan bir şey olmuş bu. Crusader Kings 3'ü zaten çekmek istiyordum. Bu da bir bahane oldu ama seri olmayacak bu. Bir mod inceleyeceğiz. Mod da şu. İki oyun birleşiyor. Yani Crusader Kings 3'te 867 yılındayız ve Oğuz yapkuluğunu aldım. Burada normalde savaşları biliyorsunuz. Harita üzerinden savaşıyorsunuz. HoI 4'te de EU 4'te de bu şekilde Paradox oyunlarında. Ama bu modla birlikte modda Crusader Blade modu. Savaşa girdiğinizde savaş alanı Bannerlord oluyor. Yani iki oyunu aynı anda oynayabiliyorsunuz. Efsane bir olay. Modun linkini aşağıya koydum. Yani reklamı geç diyerek indirebilirsiniz o modu. Kurulumundan çok çok kısa hemen bahsedeyim ki zorluk çekmeyin. Mod dediğim gibi aşağıdaki linkten indiriyorsunuz. İşte reklamı geç falan dersiniz, onu halledersiniz artık. İndiriniz dosyanın içindekileri toplayıp yeni bir dosyanın içine atıyorsunuz. Ve aynı zamanda Steam'inizde açık bulunsun. Steam'inizi açın. İndirdiğiniz yerdeki exe dosyasına tıklıyorsunuz. Böyle bir ekran açılıyor ve oradan Crusader Kings'in bulunduğu yeri seçiyorsunuz. Oradaki exe dosyasını seçiyorsunuz oyunun kurulu olduğu yerden. Bannerlord da aynı şekilde oyunun kurulu olduğu yerden, Steam dosyalarından vesaire. Dilde seçtikten sonra giriş yapıyorsunuz ve hem Bannerlord hem de Crusader Kings birlikte açılacak. Sabredin açılırken. Ama dediğim gibi ikisi birlikte açıldığı için hani sisteminizde iyi olursa daha sıkıntısız oynarsınız. Geri kalan kısmı, yani oyuna giriş yaptıktan sonra ne yapacağız dediğiniz kısma gelirsek oynayarak göreceğiz onu. Şu anda bir seri yapmayacağım. Zaten normalde benim oynadığım kayıtlı oyunlara da giremedim abi. DLC'm olduğu halde DLC yok gibi gösterdi. Bu da iki oyunu aynı anda açtığım için olabilir. Ben de yeni bir oyun açtım. Oğuzlarla birlikte Han Kuruş başta. Henüz evlilikte yapmadım. Direkt zaten savaş ilan edeceğim size göstermek için muhabbeti nasıl olduğunu. Eksik yanı da var. Eksik yanı da yine savaşırken göstereceğim size ama efsane bir olay olmuş. Gerçekten yani çok da mantıklı orta çağ oyununa. Getirilmiş çünkü EU 4'te sırıtırdı. 300-400 yıllık bir süreç var orada. Toplar falan geliyor, onu benim orada aktaramazsın. HoI 4'ü zaten hiç aktaramazsın. Victoria'yı falan. Ama Crusader Kings tam da dönemi. Çok güzel. Şu an devletimin de 2086 askeri var. Hemen komşum olan İrani bir halka saldıracağım. Gürgenç'e mi saldırdı? Tamam, Gürgenç diye seçiyorum abi. Zaten askeri anlamda da üstünüz onlardan. Size muhabbeti bir göstereyim. Evet, Emir'e doğru saldıracağız. Şimdi hemen asker oluşturacağız. Tabii ben bunları hiç düzenlemedim bu arada. Biraz arttır şunları. Bu arada Crusader Kings'i seri olarak da yakın zamanda yapmak istiyorum. Çünkü oyunu öğrenme aşamasındaydım. Şimdi belli bir seviyeye geldikten sonra videosunu da çekeceğim. Şöyle birkaç adam da alalım ki daha fazla bahadırımız olsun ordumuzda. Komutanımız olsun. Düşman sınırına doğru bir birleşeceğiz. Şurası iyidir abi. Tüm birlikleri burada topluyoruz. Şöyle günlerimizi biraz hızlı geçirelim. Askerlerimiz çıksın güzelce. 2000 askeri doldurduk abi. Şimdi bir tık yavaşlattım. Nedenini şimdi göreceksiniz zaten. Büyük olasılıkla Gürgenç'te Oğuzlarla Afrikalılar arasında büyük bir mücadele başlayacak. Bu arada oyun efsane. Yani Bannerlord'u zaten biliyoruz ama Crusader Kings'e ben bayıldım. Yani şu 1-2 hafta içinde 60-70 saat oynadım oyunu. Ki ara verdiğim halde. Oyuna dönersek benim burada 4 bahadırım var. Burada 6 komutan varmış bak. Yine de paket ederiz ya. Şurada yakalarsak abi. Tamam, bir tık hızlandırıyorum. Yakalıyoruz ve savaşımıza gireceğiz. Savaşa girdikten sonra da zaten modun asıl olayını göreceğiz. Tamam, nehir geçişinde karşılayacaklar bizi. Dur. Biraz savaşın devam etmesini bekleyip sonra da saldırabilirsiniz. Hatta ben bir tık azaltayım mı otomatik olarak? Şöyle dur bakayım bir. İyi mi abi? Biraz daha azaltalım. Ha. Bak. 385 kişiye kadar düştüler. Buraya tıkladığınız anda Bannerlord'a bağlanıyor ve Bannerlord'dan savaşı devam ettiriyorsunuz. İşin en mükemmel kısmı da bu zaten. Onlarda hafif atlılar var. Bizde atlı okçular var. Ve bu birlikler geliyor. Birliklerin gerçekten kalitesine göre birlikler geliyor bu arada. Benim önceden girdiğimde de komutanım bayağı sağlamdı. Silahları da çok iyiydi, zırhı da çok iyiydi. Yine öyle olur diye umut ediyorum. Bir girelim abi savaşa. Evet abi, savaş haritası bu şekilde. Birliklerimiz geldi, atlı okçularım var, geri kalan da milisler. Milisler de bu şekilde. Normal köylüden bile bir tık daha iyi abi. Çok iyi. Şimdi karşımızda da ordumuz var. Bildiğin şimdi Bannerlord'a geçtik. Savaşı Bannerlord'da devam ettireceğiz.
Şurada gelen bir bana atlı var. Onu bir hemen halletmek istiyorum abi. Şuraya doğru gitsin atlarım. Geri kalan da zaten az bir birlik kalmış. Nerede lan o? Aa, buradaymış. Tamam sıkıntı yok, dur. Diğerler siz şurada kalın. Ben onu hallederim abi. Çakma ronfalyamla dur bakayım. Dur bekle. Geliyor. Evet, Kaytun pert oldu. Kaytun öldü. Dediğim gibi iki oyun aynı anda çık olduğu için savaş alanını asker sayısı çok büyütemedim. O yüzden belli bir kısmıyla savaşmak zorundayız şu anda. Maksa zaten size savaşı göstermek. Atlı okçularım ilerlesin, piyallerim ilerlesin. Hatta atlı okçularım şuraya doğru gelsin abi. Ya olay efsane. Gerçekten düşünce çok iyi. Ama bir sıkıntı var, o da şu. Mesela ben ne yaptım biraz önce abi? Görebiliyor muyum onu? Bak, yaralamışım. Hadi bazıları komutan, bazıları asker. Askerlerde de göreceksiniz, milisleri de göreceksiniz. Adamları maalesef öldürme olasılığınız çok düşük. Yani 100 adam vuruyorsanız, indiriyorsanız 98'i yaşıyor, bayılmış, 2 tanesini öldürmüşsünüz. Öyle bir sıkıntı var yani, ölmüyorlar abi. Yani benim nokta normalde patır patır öldürdüğün, hani en fazla 4-5 tanesi sağ kalıyor, bayılıyor falan. Burada tam tersi. Ölmüyor askerler. Onu da artık bir güncellemeyle falan düzeltmeleri gerekiyor. Şimdi atlarımı saldırtacağım ve piyadelerim de yaklaşsın abi. Güzel de yer tutmuşlar maşallah. Şöyle biraz oklayalım bu güzellikleri. Seni de oklayayım şöyle. Ya da siz direkt saldırmayın. Şurada kalın. Hop. Çok güzel. Piyadelerim zaten yaklaşıyor abi. Tamam, bizimkiler patır patır oluyor. Herkese bir saldırtabilir miyiz abi? Hop! Abi 91 ne ya? Çık dur. 71 ne? Gerçekten Ronfalyan'ın çakmasısın abi. Biraz şöyle kral, gel. Haydi be. Tabii şu an savaştığımız askerlerin zorluk seviyesini bilmiyorum abi. Onu neye göre ayarladılar falan, onunla ilgili bilgim yok. Gel güzelim, gel, kaçma. Gel. Haydi bakalım. Melis de pert oldu. Birliklerimiz de bu şekilde. Bunların renkleriyle ilgili de bir oynama getirilebilir. Renkleri düzenlenebilir. Uluslara göre. Şimdi karşımızdaki de aynı renk. Biz de aynı renkiz. Evet, 6 milisi öldürebilmişiz. Bak, bu sefer daha fazla ölü var. Hani hayret. Gerçekten oynayanlar da biliyordu. Çok az ölü çıkıyor. Yine 6 tane iyi ölüm. Ama 19, yani 10 milis nasıl yaralanıyor? 6 hafif atlığın tamamı yaralı. Hadi komutanlar neyse. Abi gördüğünüz gibi paket ettik. Teker teker bölgeleri de ele geçirmeye çalışacağız. 2 tane komutan mı? Diğerleri yaralı mı bende? Bir tane de eserimiz var. Bu da onların komutanlarından mı artık bilmiyorum ama düşmana bağlı birisi. Crusader Kings ile ilgili kesinlikle video, kesinlikle seri, kesinlikle yayın yapmayı düşünüyorum. Çünkü bambaşka güzellikte bir oyun. Burada mesela ben teker teker bu toprakları alırım. Harbi alırım. Bu basit iş. Zaten 556 askerleri kalmış. Her türlü paket ederiz burayı. İşte bölge alıp belki aile üyelerini de esir alabiliriz falan. Oyun mükemmel. Bununla ilgili zaten ayrı da bir video çekerim. Mükemmelliğiyle ilgili. Ama dediğim gibi toprakları yeşirmek çok basit. Belki HoI4'teki, EU4'teki gibi diğer strateji oyunlarındaki gibi zorlanmazsınız. Kendinizden daha düşük bir ülkeyi tak diye eleştirebilirsiniz. Bu sıkıntı değil. Mantıklı bir şekilde yok olmadan büyüyebilirsiniz. Bu hiç sıkıntı değil. Sıkıntı şu, hükümdarınız öldükten sonra da ayakta kalabilecek misiniz? Hükümdar her şey abi. Özellikle de hani ben Türk devletleriyle oynadım. Diğer devletleri de bir bakayım, deneyeceğim. Ama özellikle bizde hani aile üyeleri, işte burada bizim kendimize ait bir yönetim şeklimiz olduğu için ve erkek üyeler direkt varis kabul edildiği için, hatta erkek üyeleri bırak, kadın üyeler de başa geçmede etkili. Hatta burada başkurtlarda gördüğünüz gibi abi anaerkil yönetimler de var. Yani kadınlar da çok etkili. O yüzden de çok taht kavgası çıkıyor. Maksat şu, her hükümdar değiştiğinde devletin sınırlarını korumak, sonra yine büyürsün. Büyümek sıkıntı değil, büyürsün. Toprakları yönetme olayı çok zor. Bunu oynayanlar daha iyi anlayacaktır.
Oynamayanlar da artık serilerimize vesaire gösteririz. Abi mod bu şekilde çok güzel. Yani özellikle geliştirilirse, sıkıntılar giderilirse, ölen asker sayısı da artarsa, yani ben savaş yerimde adamı öldürmüşüm, yani bayıldı demesin bana. Öldürdüm abi onu. Bildirimleriniz açık dursun çünkü bu ay gerçekten sağlam videolar çekeceğiz. Cihat Bayışlar'ın 3. bölümü, Kingdom'un 14. bölümü ve bir de Türk yapımı oyunla ilgili video gelecek. Hatta Türk yapımı oyun direkt yarın gelecek. Haberiniz olsun. Haydi.